Amerika sosyalist bir ülke değil. Annem benim Amerikan vatandaşıydı. Elim gevuru bedavaya yapıyordu. Aslına bakarsanız iç yüzünde kaybeden biri vardı. O da Donald Trump'tı. Dediğim gibi bazısı tabiri caizse mazur görün ayak yaptı. Ben işimi kaybettim ayağına yattı. Ürünlerimiz Amazon'un deposunda ama hiçbir şekilde müşteriye yollanmıyor. Çünkü Amazon depolarında çalışacak insan bulamıyor. Şaka gibi. Arkadaşlar selamlar. Ben Massimo. Bir konuşmamız lazım videosuyla daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Covid süresince Amerikan hükümeti, iki hükümet vardı biliyorsunuz. Joe Biden son zamanlarda geldi. Ondan evvel de reis Donald Trump. İki tane hükümetin burada yaşayan halk için neler yaptıkları, restoranların kapanmasıydı, ıvırıydı, zıvırıydı, aşılanmaydı. Ardından da işte şu anda ne aşamada olduğumuz, bunları size anlatmak istiyorum. Bu videoyu başlamadan evvel bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Artık böyle kibar bir şekilde mi tıklarsınız, kafa göz patlatır mısınız bilmiyorum ama bir şekilde orayı mavileştirirseniz sevinirim. Bununla birlikte herhangi bir video fikriniz veya Amerika'da öğrenmek istediğiniz borsa tarafı olur, Amazon tarafı olur, Amerika'da yaşam tarafı olur. Bunlarla ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa aşağı tarafa yazarsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Böylelikle sizlerin sormuş olduğu soruları da başka bir videoda cevaplayabilirim. Bildiğiniz üzere Mart'ın 20'si 2020 civarı, Mart'ın 10'u 20'si tam net tarihi hatırlamıyorum. Amerika'da ilk koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. İlk zamanlarda aslında sürekli bu Çin'i duyuyorduk. Çin'in çok etkilendiğinden bahsediyorduk. Ancak Amerika aslında bu kadar fazla etkileneceğini kuvvetle muhtemel kimse düşünmemişti. Buna o zamanki Cumhurbaşkanı Donald Trump da dahil elbette. Ancak ilk Amerika'da da vakalar görüldükten sonra Donald Trump ilk olarak Çin ile olan bütün turizmi, daha doğrusu bütün işte uçakla gelip gitme olaylarını kapattı. Ve Çin'den herhangi bir şekilde Amerikan vatandaşı olmalarına rağmen Çin'den hiç kimseyi Amerika'ya sokmadı. Tabii aslında bu birazcık da göz boyamak için yapılan bir şeydi. Çünkü Donald Trump'ın zaten Çin'le olan ilişkileri hiçbir zaman iyi olmadı. Hatta ve hatta birçok konuda Çin'e ekstra vergi, ekstra yükümlülükler getirdi. Gerçi sadece Çin'le değil, Amerika Donald Trump zamanında muhtemelen hiçbir ülkeyle doğru düzgün anlaşamadığını söyleyebilirim İsrail dışında. İsrail'e de zaten Donald Trump'ın nasıl belden bağlı olduğunu, pardon, göbekten bağlı olduğunu zaten az çok hepiniz biliyorsunuz. Peki işte korona vakaları çıktı, iş yerleri bu sefer ne zaman kapanacak sorusu gündeme çıktı. Biz Nisan'ın başı itibariyle, bakın tekrar söylüyorum, araba kullanıyorum şu anda, elimde tam bir şeyler yok. Üzerinden de bir sene geçmiş. Aşağı yukarı bir zamanlama veriyorum size. Mart'ın 20'si gibi polisler tekrardan bizim depomuza gelmişti. Ve depoda artık bundan böyle New York Belediyesi'nin verdiği karara göre... bir de şunu anlatayım evvela size. Sevgili arkadaşlar, Amerika'da güçler tek bir kişiye bağlanmamış durumda. Yani Türkiye gibi değil. Güçler tek bir kişiye bağlanmamış derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada eyaletler kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar. Federal, yani devlet de kendi kararını kendi alabiliyor. Mesela Donald Trump bu ilk zamanlarda koronavirüsü görüldüğü zaman şunu söylemişti. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Washington'dan da her eyaletimizi göremiyoruz. İyi bir şekilde yakından takip etmeye çalışıyoruz ama orada yaşayan insanlar kadar yakından takip edemiyoruz. Dolayısıyla koronavirüs sürecinde, koronavirüsle mücadele aşamasında eyaletlerin kendi kurallarını kendileri uygulayabilme gibi bir özellikleri var ve bunu uygulamalarını istiyoruz demişti. Yani bir nevi biz şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz ki haklı olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eyaletler ne yapacaklarına kendi karar versin dedi. Peki New Jersey Belediyesi bize geldi. Dükkanların artık kapalı olacağını, sadece ve sadece yemek alınabilecek işte süpermarketler, bakkallar
bu tarz yerlerin açık olabileceğini söyledi ve bunun dışında gerekliliği olmayan, daha doğrusu insanların yaşamını idame ettirebilmesini gerektiren mağazaların veya dükkanların açık kalmasını söylediler. Mart'ın 20'si gibi biz de dükkanımızı kapattık ama ben gene tek başıma gidiyordum. Hiç kepenkleri falan açmıyordum. Kepenkleri açmamama rağmen tek başıma gidiyordum, paketlemeleri yapıyordum. Çünkü bizim o zamanlar Amazon işlerimiz inanılmaz artmıştı. İnsanlar evde kalınca, alışveriş yapmak için dışarı gidemeyince, alışveriş merkezleri kapanınca, mağazalar kapanınca ne yapacak bu insanlar? Tabii ki internetten girecekler, alışverişlerini yapacaklar. İnternetten çok yoğun alışveriş dönemleri oldu. Bu bağlamda iyi satışlar, yani iyi cirolar elde ederken dükkanı kapatmak istemedim. Ancak şurada şöyle bir problemle rastladık. Ben dükkana gittiğim zamanlarda, normalde günlük olarak bahsediyorum, günlük olarak bize yaklaşık 120-130 sipariş civarı geliyor. Bu 130 siparişin hemen hemen ortalama olarak konuşuyorum bunu arkadaşlar. Yaklaşık 80-90 tanesi FBA, yani Amazon depolarında olan ürünlerdi. Ancak geldiğimiz o noktada bizim siparişlerimiz 400-450-500'e çıktı. Ve 450-500 tane çıktıktan sonra da artık Amazon depolarında bizim ürünlerimiz bitmeye başladı. Biz belki tekrardan Amazon'un depolarına yeni ürünler yolladık ama Amazon da kendi depolarının bazıları eyaletler tarafından, yani belediyeler tarafından kapatıldığı için ürünlerimiz Amazon'un deposunda ama hiçbir şekilde müşteriye yollanmıyor. Çünkü Amazon depolarında çalışacak insan bulamıyor. Bazı depoları ise tamamen kapandı belediyelerden dolayı. Böyle bir süreci geçirdik. Yaklaşık işte ondan 3-4 ay sonra falan düzeldi. Biz ne yaptık? Oradaki Amazon depolarından yollanma, yani ürünlerimizin müşteriye yollanma kısmını Amazon üzerinden kapattık. FBM dediğimiz, yani benden alın, ben kendim size depomdan yollayacağım dedik müşterilere. Bu da tabii ki 350-400-450 adet ürün her gün çıkması gerekiyordu. Amerika devleti Trump'ın önderliğinde, yanılmıyorsam Nisan ayıydı. Nisan ayında insanlara $600 haftalık bir ücret vereceklerini açıkladı. $600'ın dışında belediyelerde almış olduğunuz maaşa takriben $180 ile $580 arasında değişen yardım paketleri sunmaya başladılar. Yani işsizlik maaşı sunmaya başladılar. Aslında bu bir yandan bir benim gibi şirket sahibi olanlar için bir problem teşkil etti. Benim gibi olmayan insanlar için, yani çalışan taraf için gayet olumluydu. Şöyle ki, benim depomda çalışan bazı arkadaşlar var mesela. Bu arkadaşlar asgari ücret kazanıyorlar. Pardon, asgari ücretin üstünde kazanıyorlar, özür dilerim. Normalde asgari ücret saatlik $12'ken onlara ben $15 veriyorum. Düşünsenize, burada 40 saat çalışma zorunluluğunuz var. Haftalık $600 veriyorum o arkadaşlara. İşler Haziran ayı, Temmuz ayı biraz belirleşince ve bizler de maske takarak tekrardan iş yerlerimizi açabildiğimiz zaman benim yanımda çalışan İspanyol arkadaşları tekrardan geri çağırdım. Ancak burada şöyle bir probleme rastladım. Aslında büyük bir problemdi, en azından benim açımdan büyük bir problemdi. Çünkü arkadaşlar bunu şunu söyledi. Ya gelelim de biz zaten şu anda devletten $600, $250-$300 da lokal belediyeden alıyoruz. $900 evimizde oturuyoruz. Çoluğumuzla çocuğumuzla birlikteyiz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ben oraya gideceğim. 400 tane 500 tane paket yapacağım. 400-500 paket yaptıktan sonra bir de üstüne alacağım para $600. Bir de bunun üzerinden devlete vergisini ödeyeceğim. Elime geçecek para $400-500. 400-500 gidip çalışmaktansa $900 evde otururum diyorlardı bana doğal olarak. Trump da böyle bir şey yaptı. İnsanlara, herkese $600 verdi, işini kaybeden herkese veya işinden olan veya evde oturmayı tercih eden. $600 verdi. $600'lardan sonra belediyeler de kendi üstlerine düşen, işte biraz evvel dediğim gibi $180'la $590 galiba, tam hatırlamıyorum, arası değişen bir rakamları verince bu sefer insanlar daha çok evde oturmaya başladı. İnsanlar çalışıyorken bile, yani kısıtlı şirketler açıkken bile insanlar bu sefer ya ben niye çalışayım, evde otururum, evde zaten $1000 para alıyorum, senin iş yerine gelsem $700-$800 alıyorum demeye başladılar. Sadece bana değil, birçok şirketin başına gelen bir şey bu. Bunu gören Trump, Ağustos ayının sonunda $600 yardımların kesileceğini söyledi. $600 yardımları bir anda Trump
kestiği için bu sefer de şöyle bir problem ortaya çıktı. Peki gerçekten işini kaybeden insanlar ne yapacaktı? Sonuç olarak Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon insan işini kaybetti. He, dediğim gibi bazısı tabiri caizse mazur görün ayak yaptı. Ben işimi kaybettim ayağına yattı. Kendi kendine işten çıktı. Ama bunun yanında birçok da insanın iş yeri kapandı. Birçok insan kendi işini kaybetti. Birçok şirket küçültme politikasına girdi. Dolayısıyla burada o tarafa doğru da kayan insanlar oldu. Peki Trump ne yaptı? Bu 600 doları kesti. Ancak 600 doları kestiği zaman evet o da insanların daha fazla evde oturmadan kolay paraya alışmamasını, işe dönmelerini sağlamaya çalıştı ama ortam güvenli değil ki. Bazı insanlar gerçekten sağlıklarından endişe duyuyorlardı. Bazı insanlar insanlarla bir araya gelmek istemiyordu. Ve unutmayın bu bahsettiğim Ağustos ayı. Yani biz Mart ayının sonları gibi koronavirüsü, ortası, sonu gibi koronavirüsü yaşadık. Yani kimse ne yaptığını zaten bilmiyordu ki. Dolayısıyla insanları televizyondan sürekli böyle korkutan medya varken insanların korkudan işe gitmemeleri gayet normaldi. Neyse Donald Trump bu 600 dolarları kesti. Belediyeler dedi ki biz dedi para vermeye devam edeceğiz ama biz ne kadar dayanacağız bilmiyoruz demeye başladı bu sefer belediyelerde. Mart ile Ağustos ayında New York 2 defa açıldı ancak vaka sayılarının artmasından dolayı 2 defa tekrardan kapandı. Ağustos ayında, Eylül ayında Trump sürekli yıl sonuna kadar aşılanmanın olacağından bahsediyordu. Aşının olacağından bahsediyordu. Ama aynı zamanda Kasım ayında Amerika'da bir seçim oldu. Amerika'daki seçimde aslında kazanan Joe Biden oldu ama aslına bakarsanız iç yüzünde kaybeden biri vardı. O da Donald Trump'tı. Aslında kendi elleriyle kaybetmişti Donald Trump. Neden? Hemen söyleyeyim. Amerika'da Donald Trump iyi işler yaptı. Ekonomi tarafında, borsa tarafında, işte real estate, emlak tarafında bakarsanız, iş şirketler açısından bakarsanız karlı bir dönem geçirdi. Ama Donald Trump şurada yanlış yaptı. Donald Trump eğer o 600 dolarları kesmemiş olsaydı, şundan adım gibi eminim seçimi rahat rahat kazanmıştı. Ama Donald Trump o zamanlar cumhuriyetçilerinin biraz da gazına gelip bu 600 dolarları free money yani bedava para artık yok diyordu. Bu 600 dolarları kesmesi sonucu birçok insanın yani demokratların ama akıllı mantıklı düşünen yani cumhuriyetçilere doğru yönelik kısmının aslında oylarını kaybetti. Bunların oylarını kaybetmesi de ne yazık ki başkanlık seçimini kaybetmesine neden oldu. Ardından Joe Biden geldi. Joe Biden şunu söyledi. Şu anda dedi 3.7 milyon ev mortgage'larını ödeyemiyor. Yani ev kredilerini ödeyemiyor. Ve bankalar artık evleri insanların elinden alıp icralık hale getirecekti. Biden çıktı ne dedi? Dedi ki ben eğer seçildiğim takdirde buradaki ev kredi ödemelerini 15 ay boyunca erteliyorum. 15 ay boyunca kesinlikle tek kuruş bile para ödemeyeceksiniz dedi ev kredisi olarak. Ancak bu 15 ayı sizin mortgage tarihiniz yani ev kredi bitiş sürenize 15 ay olarak ekleyeceğiz. Düşünsenize Amerika'da 15 senelik 30 senelik ev kredileri var. Şimdi siz bir ev almışsınız diyelim 5 sene evvel bir ev aldınız 2015'te attım şu anda kafadan. 2045'te bitecek sizin evinizin ödemesi 30 senelik yaptığınızı farz ediyorum. Şimdi böyle bir zorluk çekiyorsunuz. Düşünür müsünüz? Ya benim evimin zaten 2046 senesinde bitsin demez misiniz? Elbette ki dersiniz değil mi? Evinizi kaybetmekten çok daha iyidir. Ama Biden burada Donald Trump'a karşı çok büyük bir oy kazandı. Özellikle de geliri veya gelir kaynağı çok yüksek olmayan insanlar tarafından. Ne yaptı? Dedi ki sizi kimse evinizden atamayacak. Düşünsenize şimdi. Bir kişisiniz siz. 2000 senesinde bir ev almışsınız. 30 senelik mortgage yapmışsınız. Ev kredisi almışsınız. 2030 senesinde sizin mortgage'ınız bitiyor. Siz zaten en başlardan yani ilk 2000 senesinde bir peşinat vermişsiniz. 2000 senesinden 2020 senesine kadar da gitmişsiniz siz. Aynı şekilde ev taksitlerini ödemişsiniz. Koronadan dolayı işinizi kaybetmişsiniz. İşinizi kaybettiğiniz gibi 20 senedir peşinat artı 20 senedir ödemesini yapmış olduğunuz evi kaybediyorsunuz.
Sadece bir düşünün yani, kendi kendinizi bir düşünün. Bu ne kadar mantıklı? Bu ne kadar adaletli? Dolayısıyla Joe Biden burada bayağı oy kazandı. Ve Joe Biden şunu söyledi. Bu bir. İki. Devlet yardımları tekrardan geri gelecek dedi. Ne dedi? Evet, belki $600 veremeyiz dedi. Doğru. Buna bir şey söylemiyorum. Ancak insanlara $300'er tekrardan vereceğini söyledi. En başlarda $400 demişti. Sonra cumhuriyetçiler biraz bastırınca bunu $300'a çekti. Şu anda Mart 2020'de Covid'den etkilenen, işini kaybeden biri varsa devlet ve federal devlet ve aynı zamanda da kendi belediyesinin desteğiyle yaklaşık $750-800 para alıyor. Bunun $300 federalden geliyor. Kazandı, daha evvelden kazanmış olduğu maaşına göre, yani çalışırkenki kazanmış olduğu maaşına göre $180'la $590 arası değişen bir para alıyor. Bunun ortalamasını alalım, $300 diyelim isterseniz. $300-$350 ortalaması yapar bunun. $350 oradan alıyor, $300 da devletten alıyor, $650. $650'la şu anda New York'ta bile bir aile bireyi, bir öğrenci falansa rahat yaşar da haftalık zaten. Bir aile bireyi ise arkadaşlar, bu aile bireyi diğer aile bireyinin çalışmasıyla gayet normal bir para, yani normal hayatını idame ettirebilir. Yemeğini, ekmeğini alabilir, dışarı çıkabilir, yemeğini yiyebilir. İşte ne bileyim, sporuna falan gitmesi gerekiyorsa sporuna vesaire gidebilir. Kısacası her şeyi yapabilir. Ardından Biden seçildi. Biden geldi başa. Biden vermiş olduğu sözleri tuttu. Bu mortgage'i 15 ay boyunca öteledi. Aşılanmaya inanılmaz bir hız verdi. Artık yavaş yavaş eyaletler de açılmaya, tamamen açılmaya başladı. Mesela Florida ve Texas, bunlar cumhuriyetçi yerler, tamamen açık şu anda ve maske zorunluluğu yok. Yani siz bir dükkana girdiğiniz zaman maske takmak zorunda falan değilsiniz. New York'ta maske zorunluluğu hala var. Şöyle bir farkı var Türkiye'den. Dışarıda maske takmak diye bir şey yok. Ama süpermarkete giriyorsanız, restorana giriyorsunuz, burada maske takmak zorundasınız. Ne zaman ki masanıza oturdunuz, yemeğiniz geldi, o zaman maskeyi çıkartıp yemeğinizi yiyip rahatlıkla arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzla konuşabiliyorsunuz. Amerika'da artık dediğim gibi Biden'la birlikte inanılmaz bir aşılanma süreci de başladı. Birçok arkadaşım var, ilk dozunu oldu, ikinci dozunu bekleyen, hatta ikinci dozunu olan arkadaşlarım bile var. Kısa bir süre önce doktor, çok yakın bir arkadaşım, hatta Türkiye'de geldiğim arkadaşım, Alex'le görüştüm mesela. Alex de aşılanmanın son derece iyi bir şekilde gittiğinden bahsediyor. Biliyorsunuz burada Amerika'da Pfizer var, Johnson & Johnson var ve BioNTech var. BioNTech aslında tekti, şimdi Johnson & Johnson da katıldı Pfizer'la birlikte. Aşılanma tüm hızıyla devam ediyor. Burada aşılanma ve koronavirüsü testleri bedava. Aşılanma için herhangi bir şekilde para ödemediğiniz gibi koronavirüsü testi yapmak isterseniz de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bir örnek vermek isterim. Annem bir ay önce buradaydı. Bir ay evvel annemi Türkiye'ye yolladım. Türkiye'ye yollarken Türk Hava Yolları bir korona testi istiyordu bizden. Korona testini bizden istediği zaman biz baktığımızda etrafımızda birçok bedava yerin olduğunu gördük. Ve gittik. Annem turist olmasına rağmen, Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olmamasına rağmen gitti. Rahatlıkla testini oldu ve hiç de para ödemedik. 24 saat içerisinde de bizim testimizi verdiler. Burada komik bir şey anlatmak isterim. Belki bilmeyeniniz vardır. Annemin uçak bileti vardı. Hatırlamıyorum, atıyorum 2 Mart diyelim mesela. 2 Mart'ta uçak bileti vardı. Havaalanında dediler ki bize, şu ileride şeyimizi, tarihi bitmiş. Korona testimizin 72 saat süreyi doldurmuş. Şu ileride dediler, konsolosluğun, Türkiye Cumhuriyeti'nin dediler açtığı, test yapabileceğiniz bir yer var. Gittik oraya. Önümde bir tane Rus kadın böyle çalışıyor, konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Neyse, bize geldi sıra. Oradaki çocuk da benim takipçimmiş. Merhaba abi, hoş geldin falan dedi. Merhaba dedim. Böyleden böyle. Okey abi dedi. Dedim ya, $480 diyorsunuz dedim önümdeki kadına. $480 mı dedim test? Yok abi dedi, Türk vatandaşlarına dedi indirim var. Okey. Verdik annemin pasaportunu, kaydını falan yaptırıyor. TC kimlik numarasını falan sordu. Şaka gibi. TC kimlik numarasını falan sordu. TC kimlik numarasını verdik. Ondan sonra çocuk bana dedi ki, abi $380 dedi. Ne dedim? $380. Niye dedim? Abi testinde ücreti bu kadar. Kardeşim dedim, buraya Türkiye Cumhuriyeti yazmışsınız. Bu da dedim Türk vatandaşı.
Biz dedim Amerika'dayız. Annem benim Amerikan vatandaşıdır. Ellingebur'u bedavaya yapıyor dedim. Ayıp değil mi bu yaptınız? Neyse Türk Hava Yolları'nı aradım ardından. Türk Hava Yolları dedim bileti bir hafta uzatıyorum dedim. Gene gittim ikinci testi gene bedavaya yaptırdım. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Son geldiğimiz noktada Amerika artık yavaştan açılmaya başladı. 4th of July var biliyorsunuz Amerika'nın özgürlük günü. Özgürlük gününde Joe Biden ikinci aşılanmalarının da hemen hemen tamamen biteceğinden bahsetti. Eylül ayına kadar koronavirüsü herkes aşılanmış olacak Amerika'da. Gayet hızlı bir şekilde şu anda devam ediliyor. 300 dolarlık destek hala devam. Belediyelerin desteği hala devam. Şu anda bunlarda herhangi bir şekilde kesilme yok. Bugün sabah çıkan bir haberi okudum. En son onu size aktarayım en yeni bilgi olarak. Joe Biden önderliğindeki hükümet şu anda yeni bir yasa hazırlıyor ve bu yasada şu ana kadar mortgage'larını yani ev kredilerini ödeyemeyen insanlar için kendi ev kredilerini 40 sene daha uzatacaklarını söylediler. Yani şöyle düşünün. Siz 2000 senesinde aldınız. 2030'da normalde bitiyor sizin mortgage'ınız diyelim. Örnek veriyorum ev krediniz. 30 senelik aldınız. 2020 senesindeyiz. 10 seneniz var ya. Bu 10 senenin üzerinde bir 40 sene daha ekliyorsunuz. Ve sizin o 10 sene içerisinde ödeyeceğiniz toplam miktar neyse onu da bu sefer 50'ye bölüyorlar. Düşünsenize yani 1000 dolar ödeyecekken belki siz 150-200 dolar gibi komik rakamlar ödeyerek evinizi hala tutabileceksiniz. Hükümette ve senatoda demokratların çoğunluğu var. Dolayısıyla Joe Biden ben bunu geçirmek istiyorum dediği takdirde rahat rahat elini kolunu sallaya sallaya geçirecektir. Evet Amerika sosyalist bir ülke değil. Ancak bu korona sürecinde hem Trump olsun hem Joe Biden olsun. Evet bazı yerlerde hatalar yapıldı, yanlışlar yapıldı vesaire ama halkına çok iyi bir şekilde sahip çıktıklarını düşünüyorum. En azından bu kendi görüşüm. Trump ne yazık ki o 600 dolarlık olayda biraz evvel anlattığım federal destek yardımında hata yaptı. O hata da kendisine seçimle bedelini ödetti bir şekilde. Joe Biden geldi. Joe Biden şu anlık fena gitmiyor. Joe Biden da Covid tarafında aşılanmayı inanılmaz hızlandırmış bir durumda. Sadece aşılanmayla ilgili de değil, belediye yardımları son derece hızlı bir şekilde insanlara ulaşıyor. Evet şu anda Amerika inanılmaz şekilde para basıyor. Bu para basmaya daha ne kadar devam eder bunu bilemiyorum. Ancak enflasyon oranlarına bakıldığında da enflasyon oranları da çok kötü gelmiyor. Dolayısıyla Biden bundan etkilenip daha da fazla yardımları yapacağını söyledi. İşte mesela bugün sabahleyin radyoda duyduğum kendi mortgage'ları yani ev kredilerini bir 40 sene daha ileriye aktarmak inanılmaz. Düşünsenize yani şu anda hesabını yapmıyorum ama 480 ay demişlerdi. Örnek veriyorum sizin normalde şimdi gelin mesela bir hesap yapalım beraber. Önümüzdeki 10 sene 100 bin dolar ödemeniz var diyelim. Bunu 120'ye bölüyorum. Normal ayda 833 dolar ödemeniz gerekiyor. Ancak 100 bin doları ben 833 dolar ayda ödemeniz lazım. 100 bin doları ben 10 sene mortgage'ınız var. 40 senede Joe Biden'ın getirmiş olduğu şeyi koyalım. 600 ay yapar. 100 bin dolar bölü 600 dediğim zaman sizin 850 dolar ödemeniz miktar. Sadece ve sadece 166 dolar ödeyerek devam edebiliyorsunuz. Ve bankalar hiçbir şekilde bunun üzerine faiz uygulaması yapamıyor. Yani sizin 10 senelik borcunuz neyse aynı şekilde kalıyor. Ve onu 10 senede 120 aya bölmektense 480 ayı ekliyorsunuz, 40 seneye ekliyorsunuz. Ve öylelikle hesabı yapabilirsiniz. Joe Biden şu anda böyle gidiyor. Şu anda Amerika'da hayat normale dönmek üzere. Dışarıda maske zorunluluğu yok. Dediğim gibi sadece içerilerde maske takmanız gerekiyor. Amerika'dan aktaracaklarım bu kadar. Covid sürecinde her iki devlet büyüğümüzde başkanı da bence kendi üstlerine düşeni ufak bir iki hata dışında iyi bir şekilde bu sınavı geçtiklerini düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Eğer ki varsa sorularınız aşağı tarafa yazmanızı bekliyorum. Bununla birlikte bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.